Fatih Bey. Efendim izin verin, hemen indireyim şu at hızı. Gerek yok. Ama Fatih Bey. Karışma Mustafa. Peki efendim. Tamam yeter artık. Erkan. Bırak tamam yeter. Ne o Zeynep? Kocanı da beraberinde getirmişsin. Evet. Karımı çocuğumu seninle yalnız bırakacağımı sandın? Pardon, pardon, pardon. Ne dedin sen anlamadım. Çocuğum mu dedin? Evet, benim çocuğum. Hiç zannetmiyorum Fatih. Aşkım hadi. Dur hayatım dur. Biri baba olmayı çok yanlış anlamış. Baba olmak için önce adam olmak gerekir. Ha. Böyle bir kadını karnında çocuğuyla terk ettiğin zaman baba olmuyorsun. Önce adam olman lazım. Ha. Ama sana bir şey söyleyeyim mi? Onu da olamazsın. Yani senden hiçbir şey olmaz. Hadi. O zaman sen de beni dinle Fatih Şekercizade. Bu çocuk benim çocuğum. Anladın mı? Sen bana ne yapacağımı, nereye gideceğimi, kim olduğumu söyleyemezsin. Bu çocuk üzerinde benim de hakkım var. Sakın. Ne Zeynep ne de oğlum üzerinde hiçbir hakkın yok. Görmek istediğin gösterdik. İnsanlık yaptık. Şimdi defol git. Bunun hesabını vereceksiniz siz. Sakın he. Bak akıllı ol Ertan. Yoksa o aklını başından söker alırım. Ne düşündüğünü biliyorum. Keşke görmeseydin o an. Keşke o sahneyi kafamdan çıkartıp silebilsem. Görmeseydim de üzülecektim ki. Aklımdan da silemem. Korkuyorum çünkü. Neden korkuyorsun Fatih? Sizi kaybetmekten. Fatih, sen bizi asla kaybetmeyeceksin. Ya bu dünyada ölümden başka hiçbir şey bizi ayıramaz artık. Allah korusun hayatım yani. Tabii ki biliyorum ki sen beni o herif için veya başka bir şey için bırakıp gitmeyeceksin. Ama... Ama ne? O zaman ne Fatih? Başka ne olabilir ki? Korkuyorum hayatım işte. Yani saçma geliyor evet ama korkuyorum. Hani sana demiştim ya siz bana hediyesiniz diye. Aynı şey bizim için de geçerli biliyorsun değil mi sevgili? Evet ama yani... O kadar mucizevi bir şekilde elime düştünüz ki yani gerçek olmayacak gibi. Şimdi böyle elimden kayıp gitmesinden korkuyorum bu hediyenin. Aşkım. Sen ne güzel bir adamsın Fatih ya. Sana korkma demeyeceğim. Çünkü ben de korkuyorum. Hem zaten... Dünyada bu kadar değerli bir şeye sahipken onu kaybetmekten korkmamak mümkün mü? Değil tabii ki. Biz 400 çok güzel bir mucizeyiz. Bu da dünyanın en değerli şeyi. Birbirimize ne kadar söz verirsek verelim. Kaybetmekten hep korkacağız. Tek derdimiz de bu olsun ama değil mi? Benim tek derdim sizsiniz. Aşkım. Bir de bu telefonlar. Hı. Efendim baba. Fatih. Oğlum siz ne halt ettiniz? Ne yapmışız yine? Ya mukaddesin bütün ayarını bozmuşsunuz.
Öyle pat diye söylenir mi evladım? Ha onu diyorsun babacığım. Diya şirketi bastı. Zeynep'le beni gördü annem. Yani ben de yalan söylemeyi beceremiyorum ya, ne yapalım? Bilirim oğlum. Bana bak, derhal buraya gelmen lazım. Mukaddes'in durumu hiç iyi değil. Tamam, geliyorum. Tamam. Annen çıldırmış değil mi? Fena. Herkese merhabalar. Hoş geldin. Hah işte. Yakışıklı can kurtaranın geldi Mukaddes. Fatih, top sende. Aman fazla açılma oğlum, yoksa sen de delirirsin. Yavrum, güzel oğlum. Hoş geldin, gel çocuğum. Oh, tam zamanında geldi benim güzel çocuğum. Geldi şu annenin halini bir gör. Hatırlamıyorum baba. Hiçbir şey hatırlamıyorum. Ay, ay. Anneciğim ne oldu, neyin var? Ay Fatih. Ben iyice delirdim oğlum. Balatalar yandı ya yavrum. Benim kafa attı ha çocuğum. Anlamadım. Annem anlamayacak Fatih. Gitti diyorum, hatta diyorum, kafa gitti diyorum Fatih. Bana bir şeyler oluyor Fatih. Ben sürekli hayaller görüyorum çocuğum. Tuhaf tuhaf hayaller görüyorum yavrum. Ne gibi? Ay şimdi ben sana nasıl anlatayım ne gibi dedin de şimdi. Yavrum mesela en son gördüğüm hayal şöyleydi. Zeynep'le sen hala evliymişsin. Ya olacak şey mi Allah aşkına? Ya olacak şey mi Fatih? Hayır, evli olmuyor, yetmiyormuş gibi bir de kız senden hamileymiş. Ay benim güzel genlerimi taşıyormuş ayol. Olacak şey mi ya? Yok böyle bir şey yani. Olacak şey mi? Şimdi anladım. Tabii anlarsın. Tabii anlarsın. Ay benim çocuğum, ben doğurdum ya seni. Sen anlamayacaksın da beni kim anlayacak? İyi ki doğurdum seni maşallah. Fatih, beni Hindistan'a götür çocuğum. Ben iyice ilerledi benim hastalığım yavrum. Ben biraz arınayım orada çocuğum. Anneciğim yok, senin bir şeyin yok. Ne demek yok Fatih? Benim kafa iyice gitti ya, sıyırdım ya ben yavrum. Benim beynim yokuş aşağı, paldır küldür. Saldım çayıra, meylem kayıraya yavrum. Anne sen her şeyi gerçek gördün. Gerçekten gördün yani. Zeynep'le biz ayrılmadık. Biz sana oyun oynadık. Ve Zeynep evet hamile. Ah canım. Ay yavrum sen de mi sıyırdın? Olsun çocuğum, geçer bu günler geçer. Birlikte gidelim. Hindistan'a birlikte gidelim. Arınalım gelelim. Ne güzel olur değil mi Fatih? Gerçek değil bunlar. Yavrum hatta sen de gerçek değilsin. Sen hayaletsin biliyor musun? Haberin yok. Bak şimdi ben bu şer ittifakına soracağım. Bak bak bak. Şer ittifakı. Beni dinleyin. Fatih'i görüyor musunuz siz ha? Ay içim bayıldı. Yeter. Bu nasıl bir kafa? Şimdi delireceğim. Kafamın içine mehter marşı çalıyor. Anneciğim ben gerçeğim. Bak buradayım, karşındayım. Beni sen doğurdun. Ay tabii ben seni doğurdum. Sen gerçek değilsin ama hayaletsin çocuğum. Bak şimdi bu elimi kanıtlayacağım şimdi sana. Bu elimi senin içinden geçiriyorum. Bak. Ne yapıyorsun anne? Ay hayaletsin, içinden nasıl geçti gitti el, görüyor musun? Bak şimdi, bak ne güzel geçirdim değil mi? Değil mi? Sana da geçireyim. Bak içinden nasıl geçti el. Mukadder sıra sende, içinden nasıl geçireceğim? Hop anneciğim hop. Ay ne güzel geçirdim değil mi? Öyle geçirilmez, böyle geçirilir. Bu gerçekmiş ya oğlum. Ne yapacağız baba? Yapacak fazla bir şey yok oğlum. Zeynep'le yüzleştireceğiz. Yoksa biz mahvolacağız. Ay yavrum, güzel çocuğum, ben çok kötüyüm.
Ay dikkat et de beni düşürme şuradan Fatih. Zaten benim kafa gidik ya yavrum. Tamam anneciğim, bak benim evime geldik. Aman benim ev görecek haline var Allah aşkına. Aşk olsun anneciğim, merak etme müdün evimi. Ha, güzel, çok güzel, iyi çocuğum, güle güle otur yavrum. Fatih, çal artık şu kapıyı. Olmuştur, ölmüşün çaresi yok oğlum. Biraz da Zeynep yüzleşsin. Haklı yavrum baban. Onlar yüzleşsin artık, yeter. Dur anneciğim. Ay şuna bakın ya. O paçonun hayali yine karşımda. Bakma Zeynep'ciğim, başka çaremiz yoktu. Ay Zeynep'ciğim, Mukaddes'in durumu çok kötü yavrum. Ne oluyor Fatih? Annemin artık seninle yüzleşmesi gerekiyor. Fotoğraflarında bile paçozun hayaleti var. Ay. Ay. Aman dikkat. Ay Fatih. Evin küçükmüş ama yavrum güzel çocuğum. Güzel, güle güle otur. Hayır. Yani bir de şu paçoz Zeynep'in hayaletini görmeseydim daha iyi olacaktı. Ama nasıl içime işlemişse artık her yerde onu görüyorum, paçozu. Anneciğim. Hayal değil o. Zeynep. Gerçek. Bak teyze, baba bir şey desenize. Olanca gerçekliğiyle karşımıza Zeynep. Ben de görüyorum. Hatta bir arttırıyorum. Öpüyorum. Ay gördünüz mü salak mukadderi? Gördünüz değil mi? Ayol havaları öptü ya. Havaları öptü. Durun ya, ben şimdi size kanıtlayacağım, bakın. Şimdi bu benim elim ya. Bunu Zeynep'in içinden, size göre Zeynep'in içinden, bana göre hayaletin içinden geçiriyorum. Anne ne yapıyorsun? Mukaddes Hanım, ama artık bu iki oldu, yeter. Aa, görüyor musunuz? Bunun hayaleti bile car car car. Kaç fazlası cevap veriyor bana. Sus bakayım. Bak anlamadınız şimdi. Ben doğru dürüst gösteremedim. Bakın gösteriyorum. Bu Zeynep'e giriyor. Aa. Anne yeter artık, dokunma karıma. Ya kes artık Mukaddes. Aa, ne yapıyorsun? Delirtme beni ya. Anne. Zeynep gerçek. Ben gerçeğim. Zeynep gerçek. Zeynep gerçek. Zeynep gerçek. Ben gerçek. 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 Zeynep gerçek. Ben gerçek. Gerçeğim. Bakın ne kadar gerçeğim. Aa yavrum. Ay benim canım acıdı ya. Ay gerçekten gerçek ya bu. Gerçek Zeynep, gerçek. Gerçek ya bu, gerçek ya. Ben anladım bu, gerçek. Gerçek bu. Gerçek. Kız gerçek çıktı. Evet, evet, evet. Neyse en azından inandı gerçek olduğunu. Pes. Vallahi pes. Yani annem öğrenince ne yapar diye çok düşündüm ama bu kadar aklıma gelmemişti. Ya Selim resmen böyle bakın şimdi elim Zeynep'in içinden geçecek dedi. Çat diye suratıma tokat attı ya. Ne kıyamam ben sana. Acıdı mı? Yok beni acıcık. Abla sizin bu tokatlarla dansınız ne zaman bitecek acaba ya? Bilmiyorum ablacığım. Ama ben de sıkıldım yani. Ben bu sene yemediğim kadar tokat yedim hayatım boyunca. Ben de. Ben size bir şey söyleyeyim mi? Bence Mukaddes Hanım kesinlikle numara yapıyor. Bak vallahi deli numarası yapıyor. Sırf bana tokat atmak için. Hayatım numara yapsaydı eğer sen sadece tokatla kurtulamazdın. Aşkım sen deliliğimi annemden aldın mı? Derken şaka, şakaydı onlar değil mi? Şaka yaptık. Hayır çok ciddiydim. Sen ayağını denk almaya devam et. Siz ne fısıldaşıyorsunuz orada öyle bakayım? Ya fısıldaşacaksanız niye geldiniz? Yani. Ya yok canım, bir şey fısıldaşmıyoruz. Hani ben senin yanında beyaz yakalı ameli olarak işe başladım ya enişte. Selin Hanım da kıskançlık krizine girdi. Onu konuşuyorduk. Krize falan girmedim ben. Uyardım. Bir dakika, bir dakika. Ne gülüyorsun sen? Kız istediği krize girebilir. Ben onu anlıyorum. Hakkı var, tamam mı?
O beyaz yakalılar var ya ablacığım. O kadar tehlikeliler ki sen bilmezsin bak. Ama Selin'cim sen hiç merak etme. Gözün arkada kalmasın. Bu bana emanet. Aslansın Zeynep, fırtınasın. Merak etme kardeşim, kafasını kaldıramaz. Sanki kafamı kaldırabiliyorum da enişte. Çok iyi yapıyorsun abiciğim. Yapmaya devam et. Hatta daha çok yap. Sana da yuh Selin ya. Daha bir saat önce bana taktikler veriyordun, tüyolar veriyordun eniştemle ilgili. Şu an kendi çıkarlarım söz konusu. Orhan sen sus. Ne tüyosu veriyordun kız Zilli? Boş boş konuşuyor. Ben ne tüyosu vereceğim abiciğim ya? Tüyo verir miyim ben için? Çarpılacaksın Selin. Yemin ediyorum ben ağzın yüzün kayacak. Tamam, 250'yi doldurduğumuza göre evli evine köylü köyüne sonunda verilmiş bir sözüm var. Sen her geldiğinde bu evden kovmak. Fatih. Vallahi enişte bu istikrarını takdirle alkışlıyorum. Ve evinizi terk ediyoruz. Zaten bence artık biz geçirmeyelim onları kapıya kadar yani. Kendileri giderler, ne olacak ki? Misafir sayılmazlar artık değil mi aşkım? Hadi. Hadi, görüşürüz. Tebrik ederim enişte yani. Evdekilere selam söyleyin. Söyleriz. Elif Sunas iyi değil mi? İyi iyi canım. Deli, zilli. Senin ortada geziniyor. Tamam. Tamam. Hadi görüşürüz. Benim bebeğim ne yapıyormuş? İyi. Büyüyor. Ay aşkım. Hı. Canım inanılmaz. Yok çekmedi. Ne çekecekti? Söyle. Ay. Ben de tam bulamıyorum. Yok yok. Aşkım bundan güzel kahvaltı var mı ya? Hayatım ama böyle hamur mamur işi bilmem ne olmaz yani. Senin daha sağlıklı beslenmen gerekiyor. Bak bu son, haberin olsun. Hayatım ne var? Bu da sağlıklı bir şey sonuçta. Hı, tamam hadi bunları geçtim de o çay ne? Senin meyve suyu içmen lazım Zeynep. Ne demek o çay ne Fatih? Bu çay mı Allah aşkına? Baksana açık içiyorum ben bunu. Tamam işte bu son çay. Öğlenleri de balık yiyeceksin. Proteinini alacaksın. Tamam. Ben baktım internetten böyle hamile diyetlerine. Bundan sonra onu uygulayacağız tamam mı? Perfect. Ama Allah aşkına huzur ver şu kahvaltımı bir edeyim. Şu son çayımı bir içeyim. Hı? Tamam tamam hayatım bir şey demedim. Yani bundan sonrası için afiyet olsun. Ne oldu? Ay canım şu anda inanılmaz şey çekiyor. Ne? Aş mı erdin? Evet. Boza. Noza? Boza aşkım boza. Böyle bol leblebi tozlu bir boza olsa da içsek. Vardır mutfakta değil mi? Hayatım bu şirkette ne arasın boza? Ama sevgilim yani bebeğimizin şu anda bozanın içindeki bir maddeye ihtiyacı var. Çünkü böyle oluyor. Aşar değil mi? Bu demek yani. Gerçekten mi? Hı hı. Dur ben buldururum ya asistanıma. Orhan! Hı, Orhan! Gelmedi mi bu yine? Bak bu kez kesin kovarım. Orhan! Oğlum ne gülüyorsunuz lan? Allah Allah. Biz buraya sana gülmek için çağrıldık Orhan. Güleceğiz yani yapacak bir şey yok. Hey patronumuza karşı mı gelelim da? Bana bak Orhan. İki saat geç kaldın. Enişteciğim şimdi. Fatih Bey. Fatih Bey. Sus! Dinliyorum seni. Ben de dinliyorum. Biz de dinliyoruz. Biz de dinliyorum. Size ne oldu lan? Karışmasanız Allah aşkına ya. Sen benim emekçilerimle dalga mı geçiyorsun? Onları çaycı diye aşağılıyor musun? Ya enişteciğim öyle laf... Sus! Enişte yok. Abla bari sen... Abla da yok. Bu insanlar sabahın köründen beri burada can hıraş çalışıyorlar. Sen iki saat geç gel, bir de üzerine afra tafra yap. Yok ya. Bir de ben senin için bu şirkete referans verdim. Şimdi Zeynep Hanım... Fatih Bey durumu ben şu şekilde açıklayabilirim. Ben tam evden çıkıyordum. Selin'le denk geldik. Biliyorsunuz durumlar şu ara biraz karışık. Bir kıskançlık krizimiz... Sen benim kardeşime kıskanç mı diyorsun? Ha? Öyle mi diyorsun? Ayıp ayıp. Sen bütün suçu Selin'e mi atıyorsun Orhan? Yazıklar olsun. Ama ben olanı söylüyorum Zeynep Hanım. Yani böyle oldu. Biz tam çıkıyorduk. Benim karım aşerdi. Git. Boza bul. Ya
Enişte ben bozacı başı mıyım ya? Bunlar ne güne duruyorlar? Bunlar halletsinler. Bak hala üste çıkmaya çalışıyor. Aşerdim diyorum. Aşerdim. Git bul o bozayı. Allah'ın safı ya. Eminönü'nden git boza al. Evin önünde mi? Eminönü, Eminönü. Bak şimdi ona bozulduğunu hiç belli etmiyorsun. Ne derse tamam deyip yapıyorsun. Ve her şeyi gülümseyerek yapıyorsun. Böylece o da zamanla sana sinir olup seninle uğraşmaktan vazgeçiyor. Ne sırıtıyorsun lan? Emriniz başım üstüne Fatih Bey. Zeynep Hanım. Saygılar. Saygılar. Ya bir şey diyeceğim ha. Mutfakta boza var biliyorsunuz değil mi? Olmaz. O gidecek kendisi bulup getirecek. O kadar. Aşkım biraz abartmıyor musun? Hayır hayatım. Reis babam buna çok yüz vermiş. Biraz iş disiplini öğrensin. Kesinlikle reis babam bunu çok şımarttı ya. Çok şımarttı da. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.